Tabii bu markaların değerleri değişirken bazı markalar da yok oluyor. Yani inovasyonun sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Ben size dünyada yok olmuş markalar inovasyon yapmadıkları için yok oldular. Mesela benim gençliğimde biz Lee Cooperjean giymek için, kot pantolon giymek için, bu marka kot pantolon giymek için çok uğraşırdık. Mesela Hals şekerleri, Nokia telefonları, Nokia tabii tekrar toparlanma aşamasında hiçbir markanın yok olmasını istemiyoruz ama inovasyon yapmadığı için tabii yok oluyorlar. Ericsson telefonları da yok oldu gitti. Belki hiç hatırlamıyorsunuz bile. 1998'deki internet teknoloji alanındaki şirketlerin 2018'de nasıl değiştiği. Bu da çok ilginç. Yani Yahoo diye bir mesela marka vardı. İnovasyon yapmadığı için veya AOL diye bir marka vardı. Bir teknoloji şirketi vardı. Yok oldu gitti. 2018 itibariyle Google ve Facebook birinci ve ikinci sırayı paylaşıyorlar. Biraz da Türkiye'den örnekler vermek istiyorum. 1977-2003 arasında Türk Patent Enstitüsü'nün yaptığı çalışmada 50 bin markanın yok olduğunu görüyoruz. Bu markalar siz aranızda hatırlayan var mı bilmiyorum. Mesela İstanbul Bankası, Emlak Bank, Şeker Bank bunlar. Mesela İstanbul Bankası, Emlak Bank gibi bir kısım bankalar yok oldu. Gırgır süpürgeleri çok güzel markaydı. Ben gençliğimde jil çorapları giyerdim. Artık o marka yok. Ses dergisi vardı. Şimdi dergilerin hepsi dijital ortama gitti. Elvan gazozları vardı. Vita yağları vardı. Şimdi artık tereyağı kullanmaya özen gösteriyoruz.